ve ilk balığımız geliyor. Bir detay daha vereyim. Aslında bu ekip balık öldürmeyen bir ekip. Yani yakaladıkları her balığı salan bir ekip. Biz de bunu çok istiyoruz. Balıklar mümkün olduğu kadar salınsın istiyoruz. Ama turnuvada buraya balık gelmeyince olmuyor. Kaldırabilecek miyiz onu arkadaşlar havaya? Başarabilir misiniz 3 kişi? Bize doğru. Teknede bir poz alalım sizden. Evet. Öyle de olur. Bravo. Gördüğünüz gibi kendi boylarından biraz büyük balık. Bu uzun boylu insanlarda var. 185 santim, 190 santim olabilir diyorum. Bluefin bekler. Balıklı tekne var mı? Bluefin harici bekleyen. Şunu birisi kayabilir miyim ucuna? Kaç? Kaç? Evet, geliyor. Evet. Evet, günün galiba en büyüğü geliyor. Evet, geliyor. Bluefin geliyor. Şuna bakın ya. Kasanın teknesi duruyor önünde, çarpmasın. Bir de işi öğrenmiş, arkada balığı hiç yanar çevirtmeden tutuyor hani düşse belli olsun diye. Sahneye de bayılır be, gördü evet. Yok canım sana. Bu seni... Evet, çok büyük alkış. Ama Hardy balık kadar alkış, balık kadar alkış. Görmüyor musunuz balığı? O kadar alkış. Bravo, bravo Bluefin. Evet Teos, beklediğiniz an geldi. Bu senenin en yakışıklı. Çevirmeyeceğim. Bir dakika dur. Balık yerde. 114 yazıyor. Kaldır biraz daha bakalım. Dur biraz daha. Balık 120'yi geçti, hala yerde. Kaldır bakalım. Geliyor. 200 sıraya dayandık. Neredeyiz? 190 kiloyla bunu kayda alıyoruz. 190 kiloluk dev. Ekibi buraya alalım. Hadi bakalım. Devlerin arasına. Biraz daha kaldır. Kaldır. İşte 190 kiloluk dev 3 tane sizden yapıyor. 3 ailece bir araya geliyorsunuz. Bu oluyor işte. Evet, ekip, balığın aynası seyircilerimize dönsün lütfen. Çok büyük alkış. El havaya. Teknenin adı Bluefin. Ben Turgut. Uzun yıllardır balıkçılık yapıyorum. Aslında 5 yaşından beri balıkçılık yapıyorum. 35 yaşında olduğumu düşünürsek 30 yıldır balık tutuyorum. Ama bu biraz ekstrem oldu. Zannedersem ikinci katılışım evet. Geçen sene de buradaydım. Çok başarılı olamamıştım. Bu sene şans bize gitti kısmet. Çok özel bir an var. Bu aslında tek kişinin yakaladığı bir balık değil. Bir ekibin işi. Dümendeki insan, kakıçtaki insan. Ben balık çekilen kişi olarak hepsinin bir sistem içerisinde aynı anda benzer hareketleri konuşarak aynı şekilde yapıyor olması lazım. En ufak bir hata zincir misali. Hemen balığı kaybedebiliyorsunuz. Çok kuvvetli hayvanlar çünkü bunlar. Ama aslında burada daha özel bir şey vardı benim için. Avlandığımız alan turnuva bölgesi çok kalabalıktı. Çok fazla yarışmacı vardı. Bizim kendi aramızda bir centilmenlik durumu var balıklar arasında.
balık vurduktan sonra bizi kilometrelerce dolaştırıyor. Çünkü çok büyük. Biz tekneyle arkasından gitmek durumundayız. Sağ olsun bütün balıkçı arkadaşlarım büyük anlayış göstererek benim balığım onlara doğru gidiyorken, biz de tekneyle kovalıyorken yolundan kalktılar. Yolundan kalkmak kadar kolay değil çünkü onların da oltalık suda. Onlar da balık tutmak istiyorlar. Hatta sonarlarında belki balık görüyorlar, belki balık vurmak üzere. Ama önemli değil diyorlar, oltalarını toplayıp önümüzden kalkıyorlar. Biz balığa hükmedemiyoruz, o bir yerlere gidiyor, biz arkasından koşturuyoruz. Bu dayanışma gerçekten çok güzel. Yavuz Marina'nın genel müdürüyüm, 2 yıldır marinadayım. Marinamız 480 kapasiteli, denizde 80 kapasite karamızda var. Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz balık turnuvasının. Oldukça başarılı bir turnuva gerçekleşiyor. Hem geçen sene hem önceki yıllarda bu bölgede çok rekor diyebileceğimiz balıklar yakalandı. Bu kadar bu sene 50 tekneyi konuk ettik marinamızda. Geçen evet, sene yine 50 civarında konuğumuz vardı. Bu bölge bu teknelerin gelmesinden dolayı sularda bu balıkları yakalanmasından dolayı gerçekten gurur duyuyoruz. Bu kadar yatçıları misafir ettiğiniz için gurur duyuyoruz. Bölgenin turizmine çok güzel bir değer kattığını düşünüyoruz.